İyi akşamlar sevgili izleyiciler. TV'lik Haber Merkezi'nin hazırlanan 18.30 akşam bülteniyle karşınızdayım. Ben Muzaffer Şensoy. Kabine değişikliğiyle yeni kabinede Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev alan AK Parti Ordu Milletvekili Numan Kurtulmuş bugün Ordu'ya geldi. Bakan Kurtulmuş ilk olarak geçtiğimiz günlerde Ordu Valiliğine atanan Settar Yavuz'u makamında ziyaret etti. Kültür ve Turizm Bakanı olarak ilk defa Ordu'ya gelen Numan Kurtulmuş, Ordu Valiliğine bir süre önce atanan Settar Yavuz'u bugün makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. Bakan Kurtulmuş, yeni görevinin ardından ilk olarak Ordu'ya geldiğini, iki gün boyunca kentte programlara katılacağını ifade ederek, Ordu'nun Karadeniz illeri arasında her alanda potansiyeli bulunan bir kent olduğunu belirtti. Vallahi şimdi işte onun için Aybastı Yaylası'na gidiyorum. Yani bu önceden gerçi bu bakanlık belli olmadan evvel verdiğimiz bir sözdü. Arkadaşlara az evvel de söyledim. Burada yerel siyaset yapan arkadaşlarımızın hepsi projelerini hazırlasınlar. Doğru, memleketimize en iyi katkıda bulunacak olan projeler neyse onları gerçekleştirmiştir. Sadece Ordu için değil, özellikle Karadeniz bölgesi için bu yayla turizminin önemli olduğunu biliyoruz. Yaylalarımızı mahvetmeden, betonlaştırmadan, çirkinleştirmeden ve oradaki güzellikleri kalıcı hale getirecek. Ama bu güzelliklerden de dışarıdan iç ve dış turistlerin de istifade etmesini sağlayacak çalışmalar yürütülür. Türkiye turizm alanında önemli bir potansiyeli var. Ciddi bir birikimi de var. Bu birikimi en iyi şekilde Karadeniz'e ve özellikle Ordu'ya yansıtmak herhalde boynumuzun borcu. Ordu'da turizmle ilgili hazırlanacak projelerin gerçekleştirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını anlatan Kurtulmuş, şehir hastanesinin yapılacağı botanik parkla ilgili de bilgiler verdi. Yani mühim olan şehre en iyi değeri katacak olan çalışmayı yapmaktır. Bunu yaparken de çevrenin asla tahrip edilmesi ya da şehreye zarar verecek bir şey zaten biz müsaade etmeyiz. Dolayısıyla hemşehrilerimiz rahat olsunlar. Yani orada yapılacak olan bir şehir hastanesinin şehrin çevresine zarar vereceği gibi algı içerisinde olmasınlar. Tam tersine. Şehre değer katacak ve çevreye hiçbir zarar vermeyecek olan bir proje olur. Kurtulmuş, fındık üreticilerine yönelik bir soru üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Şeref Akıbaba'yla bir araya geldiğini, kendisiyle fındık üzerine de konuştuklarını aktardı. Tabii konuşuyoruz canım. Ordu'dan olup da fındık üzerine konuşmamak olmaz. Gıda Tarım Bakanımız, bir önceki Gıda Tarım Bakanımız Sayın Faruk Çelik gibi Sayın Şeref Akıbaba kardeşimiz de tarım konularına fevkalade vakıf ve fındık konusundaki hassasiyetleri de bilen bir arkadaşımızdır. İnşallah kendisi de dün konuştuk. Bu konuda bizler de görüşlerimizi dile getireceğiz. Fındık konusunda ne gerekiyorsa vatandaşımızı mağdur etmeden Türkiye ekonomisine en iyi şekilde katkı sunacak bir şekilde tekelleşmelerin önüne geçerek bir politika izlenecektir. Bununla ilgili çalışmaları yeni bakanımız sürdürüyor. Bitirdiği noktada da bunu kamuoyuyla paylaşacak. Kurtulmuş daha sonra çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Ordu'da kaymakamlar, kurum müdürleri ve belediye başkanlarının yer aldığı ilk koordinasyon kurulu toplantısına iştirak etti. Bakan Kurtulmuş'un bir otelde düzenlenen ve başkanlık ettiği toplantıya Ordu Valisi Settar Yavuz, AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz da katıldı. Devlet olarak 2019'a millete verdiğimiz sözleri yerine getirmek için hükümet olarak bütün gücümüzle çalışıyoruz. Ordu ilimizde Karadeniz'in bu güzel şehri, incisi, Türkiye'nin önemli şehirlerinden birisi olan Ordu'da da hep beraber bu hizmetlerimizi yapacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde herkes üzerine düşen sorumlulukları yerine getirerek milletin bize vermiş olduğu bu emaneti 2019'a kadar götürüp 2019'da millete emanetini iftiharla onun vermiş olduğu bu gücü millete yeniden vereceğiz. Millet ondan sonra ne takdir ederse o devam edecek. Ordu'ya yapılan yatırımlar ve devam eden projelerin gündemi oluşturduğu toplantı daha sonra basına kapalı gerçekleştirildi. Çeşitli programlara katılmak üzere memleketi Ordu'ya gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu Gazeteciler Cemiyeti ve Ordu 19 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'nin ziyarette bulundu. Nefes alacakmışız. Çeşitli ziyaretler ve temaslarda bulunmak üzere memleketi Ordu'ya gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu'da faaliyette bulunan Ordu Gazeteciler Cemiyeti ve Ordu 19 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Başkan Torun ilk olarak Ordu Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek gündeme ilişkin soruları değerlendirdi. Ordu bizim her şeyimiz. Elbette ki
Sonuçta bir genel merkez görevimiz var, bir parlamento görevimiz var ama tabii doğduğumuz, doyduğumuz ve sorumlu olduğumuz yer ordu. Ve ordunun sorunları ve çözümü noktasında da bize ne düşüyorsa, üstümüze ne düşüyorsa her zaman yapmaya çalışıyoruz. Ama sahipsiz. Şurada belki bir hafta 10 gün sonra fındık toplamaya başlayacağız, fındık hasadına başlayacağız. Ama yetkililerin ağzını bıçak açmıyor. Yeni sezon için hala bir belirsizlik var. TMO piyasaya girip fındık alacak mı, almayacak mı belli değil. Sadece söylemden ibaret. Maalesef fındık üreticisi kaderine terk edilmiştir. Fındık hasadına başlayacağımız, fındık toplamaya başlayacağımız bu günlerde tamamen bir belirsizlik içindedir. Ordu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Recep Aydın tarafından yöneltilen FETÖ pazarı ile ilgili soruyu yanıtlayan Torun, FETÖ'nün Türkiye'nin başına büyük işler açtığını söyledi. Biz herkes için adalet diyoruz, 80 milyon için adalet diyoruz. Bu FETÖ terör örgütü bu ülkenin başına nasıl bir bela açtığı ve sonuçlarının ne olduğunu hep beraber içinde görerek yaşıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? 3-4 günlük er bugün darbe yapmaya kalktı diye tutuklu. Genel Başkan Yardımcısı Torun'un bir diğer adresi ise Ordu 19 Eylül Gazeteciler Cemiyeti oldu. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Torun, ana gündem maddesini fındık olarak belirledi. Fındık üreticisi maalesef tamamen kaderine terk edilmiş ve kendi başına bırakılmış durumda. Sorun ortak. Eğer ortak çözüm bulamazsak da sonuçta altın yumurtlayan tavuğu kesmiş olacak. Bölgenin en önemli ekonomik değerini yok etmiş olacak. Bu insanları kaderine terk etmek yazıktır, günahtır. Bunun vebali de bu ülkeyi yönetenlerin üzerinedir. Sadakata göre. Şimdi arıcılara müjdeli bir haberle bültenimize devam ediyoruz. Arıcılara 5000 lira hibe desteği geliyor. Türkiye arı yetiştiricilerinin üretmiş olduğu 105 bin ton bal üretimiyle dünyada ikinci sırada yer alıyor. Ordu üretmiş olduğu 16.300 ton balla Türkiye'nin en fazla bal üreten ili konumunda. Bu nedenle arıcılığın Ordu'da bal üreticiler için ayrı bir önemi var. Bu anlamda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı harekete geçti ve arıcılık ve ipek böcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliği yatırımlarının desteklenmesine ilişkin uygulama esasları tebliğ ve uygulama rehberiyle Ordu'daki arıcılık yatırımlarını destekleme kapsamını aldı. Arıcılığa yapılacak destekleme ile ilgili Ordu Valiliğinden yazılı açıklama geldi. Yapılan açıklamada söz konusu uygulama rehberine göre Ordu'da arıcılık yatırımları desteklenecek olup bu kapsamda bal süzme makinesi, bal eritme ve dinlendirme kazanı, sır alma teknesi, polen tuzaklı boş kovan, elektrik üreten güneş enerji sistemi, seyyar arıcı barakası ve bal sağım çadırı malzemelerine %60 destekleme yapılacak. Makine, alet ve ekipman için ödenecek hibe desteği 5000 TL'ye geçmeyecek. AKS'ye kayıtlı en az 30 arılı kovana sahip veya arı yetiştiriciliği konusunda eğitim aldığını belgeleyen kişiler destekleme ödemesinden faydalanabilecekler. 19 Temmuz 2017 tarihinde başlayan başvurular 18 Ağustos 2017 tarihinde sona erecektir ifadelerine yer verildi. Yatırımcıların hibe başvuru formu, nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah belgesi, AKS belgesi veya arıcılık eğitim belgesi ile bizzat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekiyor. Ünye ve Fas ilçelerinde özellikle kış aylarında görülen hava kirliliğinin önüne geçmek adına Ordu Valiliği tarafından alınan Mahalli Çevre Kurulu kararıyla doğalgaza geçilmesi zorunlu hale getirildi. Ünye ve Fas ilçelerinde özellikle kış aylarında yaşanan hava kirliliği sebebiyle Mahalli Çevre Kurulu kararıyla kamu kurum ve kuruluşları, apart oteller, motellerle, iş yerlerinde ve merkezi ısıtma sistemiyle katı sıvı yakıt kullanan apartman ve sitelerde doğalgaz hattı çekilen yerlerde 1 Ekim 2019 tarihine kadar doğalgaza geçilmesi kararı alındı. Bu kararın alınmasındaki en önemli etkense Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı'ndan hava kirletici parametrelerin incelenmesi sonucunda hava kirliliği parametrelerinin Ünye ilçesinde 87 kez, Fas ilçesinde ise 47 kez aşıldığının ölçümlenmesi oldu. Yapılan açıklamada 1 Ekim 2019 tarihine kadar
doğalgaz firmasının yapacağı yatırımlarla doğalgaza geçebilecek abone sayısında da önemli artış sağlanacağı, Ünye ve Fas ilçesinde doğalgaz kullanımının ciddi oranda artacağı belirtildi. İlçelerde doğalgaz kullanımının çoğalmasıyla birlikte hava kalitesinin daha da artacağı ifade edilirken, vatandaşların kaliteli hava solumak için gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi. Ünye ve Fas için alınan Mahalli Çevre Kurulu kararı doğrultusunda vatandaşların mağduriyet yaşamaması için bir an önce hazırlıklarını yapması gerektiği, aksi takdirde 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun ilgili maddelerine göre idari yaptırım kararı uygulanacağı açıklandı. Ordu'da yaşayan Ahmet ve resmi arkadaş çiftine geçimlerini ve ihtiyaçlarını sağladıkları inek telef olunca duyarlı vatandaşlar destek verdi. Ordu'nun Kabadüz ilçesi Başköy mahallesinde yaşayan 65 yaşındaki Ahmet ve resmi Aktaş çifti tarım ve hayvancılıkla uğraşarak hayatlarını sürdürüyor. Aktaş çifti baktıkları inekten elde ettikleri süt, yoğurt, peynir ve tereyağı tüketiyor hem de satışıyla kazanç sağlıyordu. Evlerinin yakındaki bahçede otlanan inek 8 Temmuz'da yamaçtan yuvarlanarak telef oldu. Aktaş ailesi kara kızım diyerek adeta evlat sevgisiyle baktıkları ineği kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşadı. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar konuyu zabıta ekibine bildirdi. Kabadüz Belediyesi zabıta personeli Koray Şensoy olay yerinden çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Çok sayıda duyarlı vatandaş paylaşımın ardından aileyle iletişim kurarak maddi destek verdi. Yaklaşık 10 günde gerekli miktar olan 4000 liranın toplanmasının ardından çift yeni ineklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Ahmet Aktaş, ineğini severek otlattığını ancak telef olduğu haberini alınca yıkıldığını söyledi. İnek oraya gerçeğin ağzına gelmemiş. Bir tane de atım var. At geldi. Dedim oğlum, ineğe dedim bir hal mi oldu? Bunlar ayrılmıyordu dedim. Haydi gidelim bu ineğe bakalım. Gittik buradan aşağı. Vardık. İnek şöyle iki buçuk metre yüksekliğinde keften aşağı gitmiş. Vardık orada dört bacağı havada. Orada canı çıkmış. Daha yapacağımız bir şey kalmadı. Ne yapalım? Allah'ın ilahi takdiri. Zaten o anda ilk gördüğümde bir kere şuurumu kaybettim. İnekten çok sayıda ürün sağladıklarını ve o nedenle kendileri için önemli olduğuna işaret eden Ahmet Aktaş, ürünleri satarak evin ihtiyaçlarını karşıladıklarını dile getirdi. Aşağı yukarı mesela çoluğumun çocuğumun yiyeceği onun elindeydi. Bu yokuş bana yani çok dar geldi. Tüm vatandaşlarımızdan, yani elimizden tuttuğunuz için bu yeğenimin önderliğiyle çok memnun oldum. Allah razı olsun. Allah çok versin. Resmiye Aktaş'sa yıllardır baktıkları ineğin telef olması üzerine çok üzüldüklerini ifade etti. Evladımız gibiydi, çocuğumuz gibiydi. Tabii ki inek olmayınca evde cillik olmuyor. Ne yiyeceksin, ne içeceksin. İnek oldu muydu? Hepsini yiyorsun, içiyorsun. Sütünü yiyorsun, yoğurdunu yiyorsun, peynirini yiyorsun. Hepsini yapıyorsun yavrum. Ama ne yapalım? Allah o da nasip etti besbellime bize. Bu görenlerin, verenlerin. Hepsinin sayesinde inek sahibi olduk yavrum. Allah razı olsun. Verenden de vermeyenden. Ordu'nun Ünye ilçesi sanayi sitesine çıkan yangını diğer dükkanlara sıçramadan itfaiye ekipleri söndürdü. Ünye küçük sanayi sitesinde kompresörün patlaması sonucu çıkan yangında bir işyeri hasar gördü. Alınan bilgiye göre ilçenin Yunus Emre mahallesinde bulunan küçük sanayi sitesinde İbrahim Çelik'e ait otomotivin ikinci katında yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiyesi Grup Amirli ekipleri olay yerine gelerek yangını kısa sürede söndürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Dur.
Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Osmaniye Mahallesi'nde geleneksel hale getirilen Adamkaya Piknik Şenliği'nin bu yıl 7.'si düzenlenecek. Altınordu Osmaniye Mahallesi Yardımlaşma ve Danışma Derneği Başkanı Şenol Aslan ve yönetim kurulu üyeleri herkesi yarın gerçekleştirecekleri şenliğe davet etti. Ordu'nun Altınordu ilçesi Osmaniye Mahallesi 7. Adamkaya Piknik Şenliği 23 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. Altınordu Osmaniye Mahallesi Yardımlaşma ve Danışma Derneği Yönetim Kurulu üyeleriyle TV2'yi ziyaret eden Dernek Başkanı Şenol Aslan, herkesi 7. Adamkaya Piknik Şenliği'ne davet etti. Allah nasip ederse yarın bu akşamdan başlayarak biz aile içinde sohbet ortamı, muhabbet ortamı hem yarın şenliğe hazırlık bağında Osmaniye Mahallesi Altınordu'ya bağlı 7. Adamkaya Piknik Şenliği'ni düzenleyeceğiz Allah nasip ederse. Onun için hazırlığımız son had safhada devam ediyor. Burada tabii ki Altınordu Belediyesi büyük destek katkılarıyla, Sayın Engin Başkanımın, Aydın Başkanımın katkılarıyla elimizden geleni yapıyoruz. Hazırlık yapıyoruz Allah nasip ederse. Bütün orduları davet ediyoruz. Herkes buyursun gelsin. Kent Ormanı sapağını geçince Osmaniye Mahallesi zaten bilindik bir yer. Basit. Ordu merkeze 25 kilometre yok 22-23 kilometre civarında. Güzel bir yer hazırladık. İnşallah güzel olacak. Arslan, Altınordu Belediyesi'nin katkısıyla gerçekleştirilecek piknik şenliğinde çeşitli yarışlar ve aktivitelerin yer alacağını sözlerine ekledi. Ne gibi etkinlikler var? Ya orada daha çok bizimkisi aile ortamı babında, kaynaşma ortamı babında, piknik babında ama yarışmalarımız olacak. Ödüllü yarışmalarımız var. 8-10 çeşit yarışmalarımız olacak. Ondan sonra çekilişimiz olacak. Orada bir bilet renk olsun diye çekiliş yapıyoruz. Oldukça güzel bir çekiliş şeyimiz, ortamımız var. Ondan sonra eğlencemiz var. Orkestralar, çalgı, davul, her türlü eğlencemiz var. Güzel bir ortam sağlayacağız inşallah. Herkesi bekleyeceğiz nasip olursa. Ordu'nun Perşembe ilçesinde 16 hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen 6 kişiden 3'ü tutuklandı. Alınan bilgiye göre Perşembe ilçesinin Bolatlı, Beyli, Doğan, Tepeköy, Çaytepe ve İkinciler mahallelerinde farklı tarihlerde 16 hırsızlık olayı yapan 6 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Bu kişilerin evlerinde yapılan aramada 2 adet av tüfeği, 3 ağaç kesme motoruyla, ot biçme makinesiyle geçirildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen kişilerden 3'ü tutuklanırken diğer 3 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Üniversite tercih dönemleri ve sınav hazırlık dönemlerinde öğrencileri zihinsel ve psikolojik açıdan hazır hale getirmek adına çalışma yürüten 140 rehber öğretmeni Altınordu Rehberlik ve Araştırma Merkezi'ne hizmet veriyor. Üniversite ve TEOG sınavlarında ve hazırlık dönemlerinde öğrencileri hem zihinsel hem de psikolojik açıdan sınav hazırlamak ve öğrencilere danışmanlık yapmak amacıyla 140 rehber öğretmen Altınordu Rehberlik ve Araştırma Merkezi'ne hizmet veriyor. Altınordu bölgesinde ve Ordu'da, Ordu ilinde toplamda 140 tane rehber öğretmenimiz görevlidir. Bunlardan sadece ikisi sağlık durumundan dolayı izin almıştır. Yani herkes görevinde. 14 tane üniversite tercih komisyon büromuz var. Buralarda eğitimini almış uzman rehber öğretmenlerimiz danışmanlık görevini sürdürmektedir. Altınordu Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde görevli rehber öğretmenler ayrıca öğretmen evlerinde de tercih ve danışmanlık hizmeti veriyor. Aynı zamanda RAM kendi bünyesinde ve öğretmen evinde de yine tercih danışmanlık ofislerini oluşturmuştur ve bu süreçte etkin bir şekilde rol almaktadır. Her yaş grubunda milyonlarca insan akıllı telefon ve tabletleri yoğun şekilde kullanmaya devam ederken bu cihazlarla aşırı etkileşim içinde olmak çocuklarda duruş bozukluğu, kamburluk ve asosyallik gibi birçok sağlık sorununa yol açıyor. Alo yapma baba. Çocukların nöral ve sosyal gelişimini dezavantajlı bir şekilde etkilemesi nedeniyle özellikle 32. aya kadar televizyon izlenmemesi, akıllı tablet ve telefon kullanmaması gerektiğini bildiren doktorlar, bu süreç içerisinde söz konusu teknolojik aletlerle fazla ilgilenen çocukların dikkat eksikliği de yaşadığını anlattı. Son zamanlarda tablet ve akıllı telefonların kullanımı sıklığı ve süresi çok artmış durumda. Hasta yakınları, daha doğrusu ebeveynlerin bu konuda çok ciddi şikayetleri geliyor bize. Biz tabii bunu kısıtlama yönünde öncelikle önerilerde bulunuyoruz. Ortopedik olarak karşılaştığımız sıkıntılar ise daha çok boyun, omuz ve sırt ağrıları.
Çünkü telefon tutuş şekli değişiyor, yorgunluğa bağlı, boynumuzu öne eğiyoruz, omuzlar düşüyor. Resmen kambur çıkacak şekilde öne doğru eğildiğimiz için çocuklarda duruş bozukluğu da gelişiyor. Boyun ağrısı, omuz ağrısı, sırt ağrısıyla çok sık başvurular geliyor. Çocuklarda en sık gördüğümüz rahatsızlık, özellikle yapılan bununla ilgili bayağı bir araştırma var. Mesela boyun ağrısı, özellikle ense ağrısı, sırt ağrısı, eklem ağrısı, bunlardan en çok diz ve bilek ağrıları en sık karşılaştığımız rahatsızlıklar. Çocuklarda uzun süre televizyona, işte bilgisayara, ekrana bakmakla, bakmanın sonrası gelişen göz kızarıklıkları, göz batmaları, ağrıları, kas spazmları, bunlar en sık gördüğümüz rahatsızlıklar. Çocuklarımıza televizyon, telefon, bilgisayar karşısında yemek yedirmeyin sakın. Aslında endişe etmekte velilerimiz veya ebeveynler çok haklılar. Çünkü gerçekten belli bir zaman sonra bu bir alışkanlıktan çıkıp kötü alışkanlık, kötü alışkanlığın sonrasında bir bağımlılığa mutlaka dönüşüyor. Öncesinde ben tablet, telefon artı televizyon kullanım yaşını ay olarak söylemek gerekirse 0 aydan 32. aya kadar kesinlikle kullanımını önermiyorum. Çünkü çocuğun en başta bu kullanım sürecinde nöral ve sosyal gelişimini çok dezavantajlı bir şekilde etkilediğini hep çok fazla gördük. Bir çocukta eğer akademik yaşamda dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu görülmese bile 0-32 ay içerisinde çok fazla televizyon veya tabletle uğraştıysa eğer, dikkat eksikliği anlamında çok büyük belirtiler görebiliyoruz. Bu da sebebi şu. Şimdi çocuk televizyona bakarken şunu görüyor, rengarenk çok güzel bir ekran var ve buna bakmak hiç de zor değil. Herhangi bir insan için de zor değil. Ama çocuk buna bakmaya alıştıktan sonra birinci sınıfta derslere başladığı anda ders kitapları veya yapması gereken ödevler, testler onun dikkatini çekmemeye başlıyor. Veliler aslında o zaman başvuruyor belki de. Dikkat eksikliğim var, hiperaktivitesim var diye. Bizim açımızdan klinik anlamda çocuğun hiperaktivitesi veya dikkat eksikliği klinik anlamda olmasa bile görüyoruz ki o 0-32 ay o kadar önemli ki çocuğu o kadar rahata ve kolaya alıştırmış ki renkli olmayan veya sıkıcı gördüğü bir şeyden çocuk kolaylıkla bıkabiliyor ve onu terk edebiliyor. Sadece hayal kurmak bile aslında bedava olan ama çocuklar için çok mutluluk verici bir aktivitedir. Alacağınız bir televizyondan, kocaman renkli bir televizyondan, bir oyuncaktan çok daha ona keyif verecektir. Sadece bir enstrüman alıp evde birlikte saçmalamak, bir şeyler yapmak, gerçekten onunla vakit geçirmek, hani kaliteli vakit geçirmekten bahsediyoruz. Bunu yapmak zaten çocuğu çok daha mutlu edecek ve ileride şunu göreceğiz, belki de 15-20 yıl sonra, televizyon izleyen çocukları, televizyon izlemeyen ve zihinsel aktivitesini geliştiren çocuklar yönetmeye başlayacak. 15 Temmuz şehidine vefa örneği Ordu'nun Korgan ilçesinde Şehit Amras Safa için Kültür ve Yardımlaşma Derneği açıldı. Ankara Akıncılar Üssü'nde 15 Temmuz 2016 gecesi düzenlenen darbe girişiminde 249 şehitten biri olan Korganlı Şehit Emrah Safa'nın adı bu kez defnedildiği Korgan Saraliç Mahallesi'nde açılan Şehit Emrah Safa Yardımlaşma ve Kültür Derneği'ne verildi. Saraliç Mahallesi'nde açılan Şehit Emrah Safa Kültür ve Dayanışma Derneği açılışına Korgan Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Cin, Korgan İlçe Müftüsü Ekrem Akmenşen, Korgan Belediye Meclis Üyesi Ahmet Ali Bolat, Saraliç Mahalle Muhtarı Cevat Bolat, Yazlık Mahalle Muhtarı Nurettin Engin ve çok sayıda vatandaş topluluğu katıldı. Yine Belediye Başkan Vekilimiz Sayın... Açılışa katılan Korgan Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Cin yaptığı konuşmasında, "Şehidimiz Emrah Safa kardeşimizi ve diğer şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Dernek aracılığıyla yapılan her işte Şehit Emrah Safa kardeşimiz anılacaktır. Derneğimiz ve şehidimiz için belediye olarak ne yapmamız gerekiyorsa bizler her zaman yanlarında olacağız." dedi. Bu haricen bir dernektir. Derneklerin, STK'ların, toplum yararına olan projelerin hepsinin ortak paydada o buluştuğu nokta insanlık yararınadır. Ama burada şahsi manevisinde her fırsatta andığımız bir şehidimizin hatırasına, anısına, onun ismine ve maneviyatına yönelik bir yatırım olduğu ortadadır, aşikardır. Hep birlikte bu kıymeti yaşatma adına el birliği, gönül birliği yapacağımız kanaatindeyiz. Şahsım ve belediyemiz adına düşebilecek en ince detayına kadar yapılacak ne varsa biz emrinize amadeyiz.
Saraliç Mahallesi'nde açılışı gerçekleştirilen Şehit Hamasafa Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yılmaz Ügey de bir konuşma yaptı. Ügey, 15 Temmuz şehitlerini andı ve bir daha 15 Temmuzlar yaşanmaz dedi. Şehide sahip çıkma, şehidin yakınların mezarı burada olduğundan şehidin yani ölmemesi gibi yani şey olması için bir de mahallemizde gariban, yoksul, öksüz, herhangi bir vatandaşlara yardım ve hizmet amaçlı dediğimiz açmış bulunmaktayız. Tüm şehit ailelerine çok çok teşekkür ediyorum tekrardan. Çünkü bize verdikleri desteklerden dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Şehit Emre Sabah'ın babasına verdiği anahtarı bize teslim etmiştir. Ondan dolayı bir daha ona teşekkür ediyoruz. Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz tarafından Ankara Akıncılar üstünde 15 Temmuz 2016 gecesi düzenlenen darbe girişiminde şehit olan Emrah Safa'nın babasına geçtiğimiz günlerde verilen Ordu Büyükşehir'in altın anahtarı, şehidin amcası Mevlüt Safa tarafından yeni kurulan Şehit Emrah Safa Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yılmaz Üge'ye hediye edilerek dernekte bulundurulması istendi. Ben de sayın dernek başkanlarıma bu anahtarı teslim ediyorum. Bu yıl 16.sı düzenlenecek Çambaşı Yerli Şenlikleri 29-30 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin destek verdiği ve Kavadüz Belediyesi'nin ev sahipliği yapacağı geleneksel Çambaşı Yerli Şenlikleri 29-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu yıl 16.sı gerçekleştirilecek şenliklerde yaylaya özgü ödüllü yöresel yarışmalar, halk oyunları, konserler ve çeşitli etkinlikler yer alacak. Kavadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, tüm orduluları 29-30 Temmuz'da gerçekleştirecekleri geleneksel Çambaşı Yaylası şenliklerine davet etti. Çambaşı Yaylamız biliyorsunuz ordumuzun bir cevheri. Bu cevheri de en güzel şekilde kullanmak bilmek için çeşitli şeylerin de yapılması gerekiyor turizmle ilgili. Evet, bu haberle birlikte bu akşam da bültenimizin sonuna geldik. Az sonra sürücüler için yol durumu gelecek. Yarın akşam buluşuncaya dek hoşçakalın. Karayolları Genel Müdürlüğü verilerinden elde edilen bilgiler ışığında yollardaki son durumu aktarıyoruz. Ordu, Perşembe yolunun 39. kilometresinde bölünmüş yola göre yapılan Akçova Köprüsü'nün Ordu-Perşembe istikametindeki köprü yapımı tamamlanmış olup trafik kontrolü olarak verilmektedir. Gerekli trafik işaretlenmesi yapılmış olup sürücülerin bu kesimde yavaş seyretmeleri trafik işaret ve işaretçilerini uymaları gerekmektedir. Ünye, Çaybaşı, Tekkiraz İl yolunun 20-24. Kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Gerekli trafik işaretlenmesi yapılmış olup sürücülerin bu kesimde yavaş seyretmeleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Samsun, Asarcık, Kavak İl yolunun 55-62. Kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Gerekli trafik işaretlenmesi yapılmış olup sürücülerin bu kesimde yavaş seyretmeleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Çarşamba, Ayvacık İl yolunun 6-7. Kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Gerekli trafik işaretlenmesi yapılmış olup sürücülerin bu kesimde yavaş seyretmeleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Gölköy, Aybastı İl yolunun 30-31. Kilometreleri arasındaki köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. Gerekli trafik işaretlenmesi yapılmış olup sürücülerin bu kesimde yavaş seyretmeleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Kabadüz, Çambaşı İl yolunun 43-53. Kilometre arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Gerekli trafik işaretlenmesi yapılmış olup sürücülerin bu kesimde yavaş seyretmeleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir.